Ben mültecilerle alakalı bir soru soracaktım. Çünkü milyonlarca Suriyeli ve Afgan her gün ülkemize geliyor ve bunlara harcanan devasa bir bütçe var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz veya bu sorun nasıl çözülebilir onu merak etmiştim. Tamamdır. Şu anda Türkiye'de yaşayan 6,5 ile 8 milyon arasında sayıları tahmin edilen yabancı var. Tahmin ediliyor çünkü devlette bile rakam yok ha. Devlet bilmiyor sayısını. Kaydı yok. Kayıtsız gelmişler, geçmişler. Kayıt yok. Daha yeni işte. Hani Suriye'yi anladık. Savaş vardı. İnsanlar kaçtı geldi de korumak için kendi canlarını. Afganistan'dan insanlar geldi. Son aylarda biliyorsunuz. Oradaki rejim değişince, Taliban rejimi hakim olunca. Gelenlerin hepsi erkek. Hepsi genç. Askeri üniformalarda insanlar 10 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Yani sınır güvenliğinin sağlanamadığı bir ülke düşünülemez yani. Ve o zaman çıktım söyledim. Ya dedim siz sınır güvenliğini sağlayamıyor musunuz? Eğer öyleyse söyleyin. Yok Amerika ile anlaşıp da eski Afganistan rejimini destekleyen insanlar için buradan bir çıkış kapısı mı oluşturdunuz? Eğer öyleyse de onu söyleyin. Ama böyle bir şey olmaz dedik yani. Onu sonra uğraşmayalım. Şimdi burada gerçekten şu anda en önemli sorun ne biliyor musunuz? Türkiye'nin bir göç politikası yok. Bir göç politikası yok. Halbuki her ülkenin bir göç politikası olması lazım. Hem orta uzun vadede kendi demografik trendleriyle insan kaynağı ihtiyacını nasıl sağlayacağını şöyle bir projeksiyon yapan, plan program yapan bir göç politikası lazım. Hem de acil durumlarda ki Türkiye maalesef istikrarsız bir bölgede. Acil durumlarda hangi durumda nasıl davranacak, hangi tür senaryoya karşı ne tür tedbir alacak bunu önceden hazırlaması lazım. Ve buna göre bu kararların alınması lazım. Fakat Türkiye'de bu kararların hepsi maalesef 2-3 kişinin kafa kafaya verip aldığı kararlardır. O kadar. Bu konu hükümette bile tartışılmamıştır yani. Hükümette oturup da bakanlar arasında şöyle mi yapalım böyle böyle bir şey olmuyor. Anlık karar veren genelde bir kişi. Belki bir iki kişinin haberi var yok. Hep öyle. Politikasızlık, Türkiye'nin bir göç politikasının olmaması şu anda en önemli sorunumuz. Burada tabii işin uluslararası ilişkiler boyutu var. İşin insani boyutu var. Yani insani boyutunu hiç unutmamak lazım. Yani bunlar da insan, biz de insanız. Yani onu hiç unutmamamız lazım. Çünkü bu vatandaşlarımız arasında bizim göçmen karşıtlığı büyüyor. Ve bir parti çıkıp sadece ve sadece dese ki ben geleceğim ve ilk gün yapacağım iş Suriyelileri def etmek. Hepsini evlerine göndermek. Otobüsleri doldurup sınır ötesine bırakmak dese bayağı oy alabilir ha şu anda yani. Oy alabilir. Peki yapabilir mi? Mümkün değil yani. Yapamaz. Uluslararası hukuk buna izin vermez. Yaptığınız hukuk dışı olur. İki, çok değil ben hep söylüyorum ya bu kovalım bunları falan diyenler diyorum ya bir hayal edin ya şöyle hayal edin. Suriyelilerin çok yaşadığı bir semte 40 tane otobüsü gönderin. Toplam diyelim ki 1500 kişi fazla değil 1500 kişi evlerinden zorla çıkarın. Kadın, çoluk, çocuk, kucağında bebek. Zorla ama. Asker, polis zorla yapacaksınız. Kendinden bilmezler otobüse yani. Otobüsleri doldurun. Gidin sınırın ötesine bırakın. Ama bunu da kameralar önünde ve gazeteciler içinde yapın. Yapabiliriz diyorsanız yaparız deyin. Yok bu olmaz yapamayız diyorsanız o zaman hiç boşuna konuşmayın diyorum. Bazıları diyor ya çıkıyor. Yani var Türkiye'de öyle partiler var ismi lazım değil. Ha? Popülizmi seviyorlar. Diyorum ki hayal edin bunu yapabilirseniz evet ben bunu geleceğim yapacağım diyorsanız hadi yapayım, yapın bakayım. Yok yapamayız diyorsanız o zaman boşuna konuşmayın. Kimseyi de kandırmayın yani. Burada yapılacak bir başka önemli konu uyum, entegrasyon. Yani bir ülkenin, başka bir ülkenin vatandaşı, bir yabancı gelip Türkiye'de bir sene dahi yaşayacak olsa bir uyum entegrasyon programı siz düşünmeniz lazım. Kendi vatandaşlarınız için de düşünmeniz lazım. Yani kendi vatandaşlarınız da çünkü uyum entegrasyon sağlayamayan bir yabancıların olduğu bir mahallede kendi vatandaşlarınız da rahat olmuyor ki. Yani bu entegrasyon için akıllı politikalar çok önemli. Ama mutlaka bir geri dönüş perspektifinde korumak lazım. Geri dönüş perspektifi. O perspektifin oralarda durması lazım. Olur olmaz. Yüzde kaça geri döner bilemeyiz. Ama siz tutup da ülkemizde şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyelinin 200 binine vatandaşlık verdiyseniz
Ve bunu da verirken ya bunlar nasılsa bana yakın 200 bin tane oy buradan gelir garanti diye bakıyorsanız, o zaman geri kalan 4 milyonun geri dönüş perspektifi kalmaz. Herkes ben de vatandaş olmak için ne yapabilir? Benim komşum oldu, ben ne yapabilirim? Derdine girer. Dolayısıyla burada çok dikkat etmek gerekiyor. Ve özellikle Suriyelilerin geri dönmesini istiyorsak önce Suriye'nin istikrarı ve barış için çalışmamız gerekiyor. Suriye'de şu anda Türkiye sorunun bir parçası. Türkiye Suriye'de çözümün parçası olmak zorunda. Suriye'nin tümünün barışı ve istikrarı için Türkiye çaba göstermek zorunda. Şu anda öyle bir şey yok. Dolayısıyla yapılacak çok iş var. Hem mevcut stok sorun var, birikmiş sorun var muhasebeci diliyle söyleyeyim. Hem de akım, yine muhasebeci diliyle akım sorunları hemen durdurmak için akılcı politikalara ihtiyaç var.